Koçoğlu Sarım Bataşı var. Bir şey Baba Kartal desin. Hoş geldiniz dostlarım. Benim adım Baba Kartal. Arkadaşlar Beşiktaş Anadolu serimizin 8. bölümdeyiz. Yine bir milli takım özel bölüm olacak bu. Umarım hoşunuza gider. 2 maçlık bir bölüm olacak arkadaşlar. Kolombiya ve Danimarka maçları olacak. Dünya Kupası elemelerinin hazırlığı bu arkadaşlar. Yani bizim grup elemeleri olacak. Dünya Kupası esas büyük. Oraya şey yapıyoruz, hazırlık yapıyoruz. Şöyle ilk programa bakalım. Şimdi önce Kolombiya ve Danimarka maçları olacak. Ondan sonra bundan sonraki bölümde de zaten Ziraat Türk Kupası olacak arkadaşlar. Bir de Şampiyonlar Ligi. Beşiktaş olacağız o zaman yine. Bu da hazırlık maçı Arjantin Belçika. Yani bizim grupta göstermeye gerek yok. Aslında söyleyeyim. Fransa var, Rusya var, Galler var. Yani bu gruptan en azından ikinci olmamız lazım. Ve bu gerçekten zor. Şimdi Beşiktaş'ta gidiş hattımız bu aralar pek iyi değil. 5. sıradayız. Çok son haftalarda puanlar kaybettik. Bakalım inşallah bu milli takıma yansımaz. Daha doğrusu yoksa biraz fazla mı geldi bilmiyorum. Hem milli takım hem şey arkadaşlar. İlk maçımıza gelelim. Bu arada ben üst üste çekiyorum bölümleri. Kafam allak bullak oldu arkadaşlar. Lütfen lütfen beğenmeyi unutmayın. Türkiye milli takımda birkaç oyuncu daha ekleyeceğim. Ahmet Kutucu var misal. Türkiye şarkısı bir dörtten arkadaşlar. Onu ekleriz. 80. Böyle bir başlayalım arkadaşlar. Böyle başlıyoruz. Ve maça doğru gidiyoruz. Dünya Kupa elemeleri öncesinde 3. hazırlık, yani grup elemesinin öncesi 3. hazırlık maçımıza çıkıyoruz. İlk maçımızı Bosna Hersek'e karşı oynamıştık. Biri berabere kaldık. Sonrasında çok çok güzel oynadığımız bir Brezilya maçı vardı. Hazırlık maçı yine. 2-0 kazanmıştık o maçı. Ve şimdi de yine zor bir rakip. Arkadaşlar Kolombiya'ya karşı oynayacağız. 3. hazırlık maçımız. Antalya'da oynuyoruz yine. Taraftarlar stadı doldurdu ve James'i görüyorsunuz. Şimdi Kolombiya mini marş. Guardado var. Falcao yok herhalde. Okey. Şimdi dünya en güzel marşı arkadaşlar. Türkiye mini marşı Antalya'da. Oyuncular kenetlenmiş. Omuz omuza. Bu aralar böyle olması aslında iyi. Virüsle dolayı. Ama bu oyunda bu hikayede yok bu arkadaşlar. Kaptan Emre Belözoğlu 40 yaşında abilik yapıyor. Genç oyunculara tecrübesiyle katkı sağlamaya çalışıyor. Onlara yön göstermeye çalışıyor. Ve İnşallah inşallah Dünya Kupası'nda kalabiliriz arkadaşlar. O zaman bomba olur çünkü. Zor bir grup. Neyse. İlk 11'imiz böyle olacak. Burak. Emre Belezoğlu var ilk 11'de. Ve Kolombiya'nın da ilk 11'i böyle. Falcao yok. Ospina var dedilerde. Zapata'yla forvete başlattılar. James Rodriguez. Maça biz başlıyoruz. Arkadaşlar dedim beğenmeyi lütfen unutmayın. Sizler için bomba video çekmeye çalışıyorum. Bilmeyi getirmeye çalışalım. Türkiye, Kolombiya hazırlık maçı hakemliğiyle başladı. Türkiye'mize, milli takımımıza başarı deriz. Cengiz Ünder. Büyük belaşı gördü. Ozan Tufan. O da son bölümde güzel bir gol atmıştı. Şimdi Hakan Çalhanoğlu ortada. Kimse yok. Bekliyoruz. Şut olabilir mi? Hakan Çalhanoğlu uzun köşeye gönder. Hakan Çalhanoğlu ilk dakikalar. Tehlikeli şut gönderdi Kolombiya kalesine. Ozan Tufan. Güzel bir taç. Ozan Tufan şut olabilir mi? Ozan şutu kademe araya girdi. Arias. Villa. Arias Villa güzel paslaşma. Dikkat. James Rodriguez geriden oynadı. Serular. James. Okey bekliyoruz. Biraz öne gidin. Biraz öne gidin. Borça. Guardado uzun bir top. Guardado kontrol edici alanda. Aman dikkat. Orta geliyor. Bomboş. James. Tükürdüm de. Rodriguez 1-0. Öne geçiriyor Kolombiya milli takımını Antalya'da arkadaşlar. Dakika 19. Organize geldiler. Ve ne yazık ki ne yazık ki milli takımda da
İşler istediğimiz gibi gitmiyor arkadaşlar şu dakikaya kadar. Bomboş Rodriguez. Neyse. Devam. Moralleri bozmuyoruz. Bir an önce beraber golü bulmamız lazım. Hakan Çalhanoğlu. Emre Belezoğlu. Şimdi böyle dönemlerde böyle oyuncular lazım arkadaşlar. Zeki Çelik. Güzel. Bekle. Gönder. Hadi Emre. Uzun köşe gönder. Emre Belezoğlu top sekiyor. Vargas'ın kucağına gitti. Kanatlardan deneyelim. Yusuf. Gönder Cengiz'e. Aradan çok güzel. Hadi Cengiz at bunu. Cengiz'in şutu kaleciyi nasıl kurtarır lan onu? Kaçırdık. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Ha. Kontratak şansı Kolombiya takım adına. Zamanda uçup gitti vallahi arkadaşlar. İlk yarı bitmek üzere. 1-0 mağlubundayız. Melih güzel. Ya. Kusur. Güzel. Hadi oğlum şimdi tempo. Atan ortasından bitiren hakem. Rodriguez'in 19 dakikada attığı golden 1-0 mağlubundayız. İlk yarı Emre Kılınç. Okey. Bayağı oyuncu yaşadık. Ama hazırlık şeyindeyiz arkadaşlar. Deneyeceğiz. Şimdi bir ikili forvet taktiği deneyeceğiz. Maçın ikinci arasındayız. Cenk Tosun maça dahil oldu. Ozan Tufan yerine Abdülkadir Ömür de girdi şimdi. Ve Emre Kılınç. Sapata, Meri ikili mücadelesi. O pas geçti. Aman. Umut Meraş. Daha hızlı çıkmamız lazım. Arda Abdülkadir'i gördü. Şimdi Cenk Tosun. Gönder. Abdülkadir. Olmalı Çağlar. Emre Belazoğlu. Taşa da gör. Umut Meraş. Hadi Umut. Güzel bir orta gelsin. Umut'un ortası. Hadi oğlum. Emre Kılınç. Çok kolayca top kaybı. Sapata dönüyor ve çok tehlikeli bir şut geldi yine kalemize. Allah'tan yandan out. Kaleyi bulsa gol olurdu. Şanslıyız. Eyvah eyvah. Hadi Umut Meraş. Çağlar. Çok güzel. Şimdi Cenk. Şut dene. Cenk Tosun. 80 oldu. Zaman da uçup gidiyor. 1-0 mağlup durmayı sağla. Zor pozisyonlara giriyoruz. Bayağı iyi defansı. Yine iki oyuncu yaşıyoruz. Enes. Burak'ın yerine ve İrfan da Hakan yerine arkadaşlar. Artık son 10 dakikaya girdik. Antalya'da. Mağlup durumdayız. İrfan Kahveci. Emre Belazoğlu. Gönder aşağı. Çok güzel. Hadi Emre Kılınç. Emre Kılınç. Hele çıkın. Beraberlik golü geldi. Sivasspor'la Emre Kılınç. Beraberlik golü getiriyor. Dakika 83. Bosa'nın golün daha doğrusu hemen tekrarına bakıyoruz. İrfan Kahveci. Cenk Tosun. Emre. Ve çok güzel. Çok sert bir vuruş. Uzun köşeye. Vargas yetişemiyor. Golün ikinci tekrarına bakıyoruz. Emre Kılınç çok güzel kontrol. Şut tekniği de güzel. Milli takımımızın ikinci golü, pardon, beraberlik golü geldi arkadaşlar. Sanchez. Beyaz. Son 5 dakika. Şimdi topa bir ulaşabilsek Borşa. Uzun top şimdi ama. Hadi oğlum Zeki çok güzel. Emre Belazoğlu aradan geçti. Şimdi İrfan Kahveci ile geliyoruz. İrfan.
İrfan. Şut. Enes öne düş. Hayır. Taş bizim. Kolun bölü. Oo. James Rodriguez sakatlık yaşıyor. 90'a girdik. Adam ama Cuadrado çıkartıyor. Bu da ilginç. Ya niye? Çok güzel Umut Meraş. Aman Merih. Şimdi Enes. Cenk dön. Hadi oğlum. Cenk Tosun vuruyor. 96-3'te 2-1 öne geçiyoruz. Tosun Paşa sahneye çıkıyor. Ve 1-0 mağlup düştüğümüz maçta. Şimdi 2-1 öne geçiyoruz. Bu da çok önemli arkadaşlar. Böyle maçta geri dönebilmek moral açısından, takım ruhu açısından da çok çok önemli. Cenk Tosun. Tosun Paşa sakatlıktan inşallah böyle döner arkadaşlar. İnşallah inşallah. Çok severim kendisini. Ve aynı oyuncu yine. Ne oluyor lan? Bu olmadı mı ta demin? Hı? Hata var galiba. Neyse. 2-1 kazanıyoruz arkadaşlar. 83'te beraberlik golü geldi Emre Kılıç'tan. Sonrasında 90+3 son saniyede Cenk Tosun bizi galibiyeti getiren golü attı. 2-1 kazanıyoruz ve Çağlar'la İngiltere koleksiyonu arkadaşlar. Şöyle koşar bir de. Hocam bunlar İngilizce konuşuyor. Kazandık süper arkadaşlar. Okey. Çok güzel bir comeback yaptık. Dediğim gibi moral açısından çok çok önemliydi. Kolombiya baya güzel oynadı. Baya güçlüdüler. Disiplinli oynadılar arkadaşlar. Arkada filan zor pozisyon bulduk. Ama kazanmasını da bildik. 2-1 yendik Kolombiya'ya. Yani Brezilya 2-0. Kolombiya çok güçlü rakip onlar da. Şimdi Danimarka Avrupa'nın en ters rakiplerinden biri arkadaşlar. Türkiye Cenk Tosun tarafından atılan ve galibiyeti Femşin'e galip gelmeyi başardı. Maçın durlar. Ardından Cenk Tosun şu şekilde konuştu. Skora katkıda bulunmuş olabilirim. Ama arkadaşlarım olmasa, arkadaşlar olmasa bunu yapamazdım. Pes etmeyi reddettik. Hepsi bu kadar. Arkadaşlar biz bitti demeden bitmiyor. Burada da bunu ispatladık. Şimdi hemen bir sonraki maçımıza gidelim. Danimarka maçı olacak. Bu da çok çok zor. Paulsen, o hızlı oyuncuları var. Eriksen. Bir Nazım Zangare'yi deneyelim mi arkadaşlar? Oraya bir Nazım alalım. Ben yine iki forvetle başlayacağım. Cenk Tosun hoşuma gitti çünkü. Okey. Arkadaşlar böyle oynayacağız. 91 takım ruhunu yapabildim. Ve maça doğru gidiyoruz. Türkiye teknik direktörü olarak 4. maçımıza çıkıyoruz. Danimarka olacak. O da Avrupa'nın en zor, en ters takımlarından biridir. Danimarka Kayer'ı görüyorsunuz. Eski Fenerbahçe oyuncu bu arada. Güçlü oyuncuları var. Paulsen hızlı oyuncu arkadaşlar. Eriksen var Tottenham'den. Yo, Inter'de değil mi şimdi o? Yani çok çok iyi oyunculardan kurulmuş bir milli takım. Baya yani dünyanın her yerinde oynayan oyuncular var arkadaşlar. Eriksen'i görüyorsunuz. En iyi oyuncuları bence. Ve şimdi Danimarka'nın bir maç. Arkadaşlar dediğim gibi Simon Kjær. 4. mini maçımız ve teknik direktör olarak namalubuz. Ama dediğim bu hazırlık şeyleri esas önemli olan grup maçları olacak. FIFA Katar 2022'ye katılma adına zor bir gruptan çıkmak zorundayız. Fransa, Galler ve Rusya var. Bizim ilk 11 böyle olacak. Türkiye milli maçı. Abdülkadir Ömür de var. Cenk Tosun son Kolombiya maçında efsaneleşen Cenk Tosun arkadaşlar. Uğurcan Trabzon kalecisi de bugün 11'de var ve kaptan Emre. Nazım Zangare o da sakat şu aralar. Değişik bir kombin. Dediğim gibi hep deniyoruz. Çift forvet şimdi yapacağız yine. Enes ve Cenk Tosun. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. İlk kombinimiz böyle. Enes, Cenk, İrfan, Emre Kılınç, Abdülkadir Ömür,
Caner, Merih, Çağlar ve Danimarka'nın ilk 11'li böyle. Yedeklere bir göz atıyorum. Delany var, o da iyi oyuncu. Gurmisi, o da iyi oyuncu. Maça biz başlıyoruz. Antalya'da oynanıyoruz yine ve 90 dakika hakemliyle başladı. Türkiye milli takımı zaten Danimarka karşısına başarı dileriz. Gönder hemen. Hadi oğlum. Olsun. Risk almıyor. Taş Türkiye milli takımın. 5. dakikadayız. Cenk'e doğru oynayacak mı ama neyse. Orta hadi Enes. Enes kafayı atıyor. Kaleci çok güzel kurtardı. Schmeichel. İlk dakikalarda çok tehlikeli geldik. Adam 90'dan çıkarttı. Korner kullanacağız. 6'dayız. Emre Belezoğlu. Orta yine Enes. Yine kafa. Yine Schmeichel. Maça güzel başladı Türkiye. Böyle devam. Abdülkadir Ömür. Çok güzel adam. Bekle. Nazım Zangari. Caner'i gördü. Caner. Faul vermedi hakem. Eriksen. Mahalleye doğru. Pausen. Melih araya girdi. Oradan geçsin o top. Caner'e gelmedi. Schmeichel. Hemen kapalı. Çok güzel. Cenk Tosun. Abdülkadir Ömür'ü gördü. Sağ kanatta gidiyor şimdi. Ortada kim var? Paulsen yok. Schmeichel yumrukla uzaklaşıldı. Emre Kılınç yetişemedi. Eriksen güzel pas. Holberg eyvah kontrata. Kadri geliyor şimdi. Danimarka 18 dakikadayız. Nazım Zangare orta. Paulsen kafayla indirdi. Dikkat ediyoruz. Çok güzel Emre Kılınç. Enes Ünal kanalda açıldı. İrfan Kahveci. Güzel bir pas. Cenk'e gelir mi? Son anda Kadem araya girdi. Ama düşünce güzeldi. Melih. Sakin. Aşağıda oyna. Nazım'ı gör. Nazım. Abdülkadir Ömür. Tempo yükseltelim yine. İrfan. Abdülkadir. Topu kaybetti. Hemen çabuk kapalı. Gönder Emre. Top nerede ya? Cenk. Faul yok dedi hakem. Şimdi Abdülkadir Ömür. Güzel pas. Enes Ünal. Şut olabilir mi? İrfan. Cenk. Olmadı. Devam. 33. Aman aman aman. Pausen böyle geçirmeyin. Hızlı oyun çünkü. Merih ya. Oo. Caner. Hadi oğlum. Lan. Bir dakika. Daha önce bir düdük çaldı. Ne oldu anlamadım. Caner'e faul dedi adam. Gol değer bulmuyor arkadaşlar. Çok ilginç bir karar. Hakemden. Birazcık torpilliyiz. Pausen. Uzun bir top. Eriksen'e doğru. Hüseyin Eriksen. Aman dikkat. Orta geliyor. Çağlar dikkat. Abbas. İlk yarıda son dakikaya gireceğiz Nova Süreç. 0-0. Hadi oğlum. Okey ilk yarı bitti. 0-0. Güzel bir maçtı. İki tarafta güzel oynadı bence. Hemen ikinci yarıya geçelim. İkinci yarıya geçiyoruz. Bir oyuncu değişti sadece. İrfan yerine şimdi Hakan Çalhanoğlu maça dahil oldu. Emre Kılınç. Hakan Çalhanoğlu, Emre, Nazım, gönder. Hakan Çalhanoğlu, Emre Kılınç, güzel ver kaç. Olmadı ama. Şimdi Norgard Vaz, Danimarka geliyor, uzun top. Çağlar kafayla araya girdi. Gönder, hadi oğlum Hakan. Hakan Çalhanoğlu, at şu golü. Hakan Çalhanoğlu, Schmeichel. O da çok iyi kaleci. Babası ama daha iyiydi. Eyvah. Kırmızı kart. Çağlar'a kırmızı kart çıkacak. Kaç 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 git 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 git. Oha sarı kart. Bu hakem bizden arkadaşlar. Kaç
Buna nasıl sarı kart verilir? Hiçbir mantıklı bir açıklaması yok arkadaşlar. Bir dakika. Şimdi oyuncu değiştirelim. Birazcık daha onun şeyini bozma açısından. Değiştirelim de kimi değiştirelim? Çağları hemen alıp oraya bir... Tamam ayar koyayım. Onu hiç oynatmadım çünkü şimdiye kadar. Formlu değil ama yine de oynatalım. Şöyle de James'in ne bilesin. Hadi Uğurcan, hadi Uğurcan. Oyuncu istiyoruz. Tamam Ayhan, hemen çalları çıkartalım arkadaşlar. Kırmızı kart falan yer. Hadi Uğurcan, Eriksen var. Eriksen. 1-0 mağlupla düşüyoruz. Eriksen atıyor. Ve yine bizi mağlupla düşürüyoruz. Mağlupla düştük. 64'te. Şuna nasıl kırmızı vermedi onu anlamış değilim. Sonrasında oraya atlasam bile yetişir miydim bilmiyorum arkadaşlar. 1-0 mağlubumdayız. Gönder. Cengiz çok güzel. Hadi Enes'i gör. Corner. Emre. Schmeichel çıkıyor. Hadi oğlum. Hadi oğlum ulan. Kale boştu. Kaleci çünkü çıkmıştı. Risk almak zorundaydı o şutta da. Abdülkadir miydi? Herhalde sağ ayağı, ters ayağı. Evet. Ama bugün iyi oynuyor. Uzun top, kafayla karşıladık. Gönder. Hadi oğlum. Cenk Tosun! Ulan! Kaleci topu sektirmiyor bile ya. Oyuncu yaşıyoruz. Burak ve Yusuf giriyor. Hadi oğlum ya. Hadi Hakan. Hakan geliyor. Hakan Çalanoğlu. Biraz daha içeri çekebilsem. Bakıyoruz. Zor. Yusuf. Gönder Meri. Yine Cengiz. O ne oldu ya? Çalanoğlu 88. Schmeichel. Aa hayır top. Eriksen. Kaybedeceğiz galiba. Hadi son bir aksiyon. Gönder Nazım'ı. Hakan Çalanoğlu. Ulan adam sektirmiyor bile ya. Aa bir de ters top. Yok. Kaybediyoruz arkadaşlar. Danimarka'ya karşı 1-0 kaybediyoruz. Penaltıdan gol yedik. Ama zaten 1-1 gidiyordu. Orada atardı herhalde. Günün adamı Schmeichel arkadaşlar. Adam felaket kurtardı ya. Ve ilk mağlubiyet Türkiye Teknik Direktörü olaraktan. Neyse sağlık olsun. Yine de güzel hazırlık maçları oldu. Bundan sonra Arjantin Belçika var arkadaşlar yani mil maç şeyinde. Schmeichel valla helal olsun adama. Babası kadar varmış. Arkadaşlar bitiriyoruz burada. Ve bir dahaki bölümde Zira Türkiye Kupası olacak arkadaşlar. Kupa maçlarına geleceğiz. Orada genç oyuncuları deneyeceğiz. Rize bizim rakip olacak. Takım rotasyonu okey birinci bölüm. Nezat Demir yerlerindeyiz. Bu yüzden Haaland biraz oynat. Okey Haaland'ı kullan diyor. Rotasyon yap diyor. Ve genç oyunculara fırsat verelim. Zaten benim de aynı düşüncem oydu arkadaşlar. Oldu arkadaşlar. Kondisyon sorunu Beşiktaş için bela oldu. Ne oluyor lan? Beşiktaş ile kupa maçının öncesi. Ha kondisyon şeyinden. Doğru çok maçlar var arkadaşlar. Şampiyon Ligi, kupa mupa derken lig. Rotasyon yapmamız lazım. Oldu arkadaşlar. Bir dahaki bölümde Rize Spor Ziraat Türk Kupası olacak ve Şampiyon Ligi Kopenhag. Kopenhag Benfica'yı kendi sahasında 2-0 yendi. Yok. Kendi sahası Kopenhag yendi. Ve ondan sonra da kaybettiler ama Young Boys. Yani bakalım. Bize ters bir rakip olabilir. Göreceğiz arkadaşlar bir dahaki bölümde. Umarım bu videoda hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Beğenmeyi lütfen unutmayın. Abone değilseniz abone olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Peace out. Sayonara. Bye bye. Kartal Seven'le arkadaşlarız.